arkadaşlar. En az bizim film kadar sıcak bir coğrafya zaten. Seviyoruz bu şekilde. Film sonunda da sıfatlı duygularla ayrılır seyirciler. Sağcık resmen Plato gibiydi. Yani özellikle kimseye sessiz olun demek zorunda kaldık ya oradan geçmeyi demek zorunda kaldık. Alışkın ve modern bir kitle var. Daha önce de herhalde kavalyeler falan da orada çekilmiş. Çok çok mutlu olduk. Çok yardımcı oldular. Hem esnaf, hem belediye başkanı, hem halkı. Seferihisar ve Sağcık halkına çok teşekkür ediyoruz. Ben aslında öykü yazıyorum yani öyküyü yazınca o öykü nerede geçer sonrasında çok fazla seçenek bırakmıyor gibi öylesi çünkü oranın öykülerini yazmayı seviyorum. Çok güzel tabii. Yine mutlaka bir büyük yolumuz tekrar kesişir. Bir soru sorabilir miyim? İlk başta bu Türkiye'nin bulunduğu hesabını güzel bir çektiğiniz için size ayrıyeten teşekkür ederim. Sağ emeği geçen herkese teşekkür ederim. Benim çok merak ettiğim bir konu var günlerde. Zorlandığınız bir an oldu mu rol yaparken? Hepinize soruyorum. Benim oldu. Benim oldu. Ama merhabalar, ayağınıza sağlık. Hemen ilk soruya giriyor, cevabına giriyor. Ama yönetmenimiz Hakan Algür sağ olsun. O sahneyi de umarım güzel bir şekilde atlatacak gibi düşünür seyirci. İlk defa sarhoş oynadım. Sarhoş oynarken gerçekten çok sorular. Çünkü alkolle arası pek iyi olan bir insan değilim. Ondan dolayı. Evet, ama sahneyi izledikten sonra güzel çıkmış. Teşekkür ediyorum hocam, sağ olun. Yok mu başka zorluk? Şey, o senin kendi sahibi. Seda'da zorlanmış. Ben bütün bir gün göbek atmak zorunda kaldım. Tüm ışıklar değerlendirildi. Nasıl bir yerden sonra artık şarkıda başladı. İçeriden bir tek o gün. Yani o da tabii ki eğlenceli bir taraftan. Zorlandığım sahneler. Yani sürekli Atay'la beraber oynadığım için çok zorlanıyordum. Çünkü gülmemek için zor tutuyordum kendimi. Ama o kadar zevkliydi ki, evet. İzmir için çok güzel bir söylence var. Doğru bilmiyorum. Tarihçiler daha iyi karar verirler. Atatürk'ün oradan boyunca güzel bir lekontanın içinde Gülden Arabesi'ni içerken Lukasya'ya sormuş. Denizelos, Yunan kralı. Buradan da kıyıştı mı demiş. Buradan İzmir'i seyretti mi? Hayır paşam demiş. Peki o zaman İzmir'i niye almak istiyor demiş. İzmir onun için, dünya için, bizim için çok önemli bir şey. Ve biz de İzmir'e çok güzel bir film hazırladık. İzmir'in bağrından, Sığacık'tan. Bugün hep beraber izleyeceğiz. Çok güzel bir film olduğunu müjdeleyebilirim. Kendi adıma, arkadaşlarım adına. Onun için birlikteyiz. Göğsümüzü gere gere geldik. Hep birlikte filmimizi izleyeceğiz. Beraber buradayız efendim. Teşekkür ederiz. Acayip ambiyans yaratalım ki desinler ki biz stadyuma mı geldik sinema salonları. İstanbul'da çünkü şey paylaşayım sizinle. Eğer gittiğiniz şehrin yerel yöneticileri, yerel otoriteleri sizi anlamıyorsa, sizinle hayatı paylaşmıyorsa, projeyi paylaşmıyorsa hayatınız çok zor oluyor. Ama eğer bütün burada Türkiye'deki film yapımcılarına sesleniriz BKM film olarak, eğer yolunuz Seferihisar'a düşerse, Seferihisar'da da Tunus'u eğer başkanını bulursanız hayatınız çok kolay oluyor. Muhteşem oluyor, şahane oluyor. O yüzden bence Türk sanatının, Türk sinemasının da Türk Soya Başkanı'na çok borcu var. Başkanım şimdi bir ön konuşma yapalım, ısıtalım sanırım ama sonra plaketörlüğü için tekrar sizi isteyeceğim, göreceğim, olur mu? Alkışlarımızla söz, Sivtaslov'un başkentinin baş belediye başkanı da Türk Soya Başkanı'nda. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sevgili İzmirliler, hepiniz bu çok keyifli gün için hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, sağ olun. Ata Demirer filmlerinde de biliriz. Filmin geçtiği yer aslında filmin ruhunun çok önemli bir parçasıdır. Ben o nedenle en baştan daha Seferihisar'ı seçtikleri için Ata Demirer'e ve tüm çalışma arkadaşlarına en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum huzurlarınızda. Bayağı bir hoş geldin. Önüne doğru geçirdik. Ben basit bir şey istemiyorum.
başlayalım. İstersen sanatçıları misafir edelim. Hemen ondan sonra. Peki. Ben sizi burada ayakta tutmak istemem. İsterseniz hanımefendinin yanında, isterseniz burada ama sizi ayakta tutmaktan rahatsızlık duyuyorum. Siz de suyu görürsünüz. Peki. Film hakkında fikri olan, bilgisi olan var mı içinizde? Yok. Seferihisar'ı bilen var mı içinizde? Şöyle bir el kaldırırsa. Sığacı'yı bilen var mı içinizde? Tamam işte. Filmde göreceksiniz, film Seferihisar'da geçiyor. Film Sığacık'ta geçiyor. Ben jandarma komutanımızla konuştum. Seferihisar jandarma komutanımız. Hatta.